Her insan bünyesinin farklı olduğu gibi her akciğer kanseri vakası da birbirinden farklıdır. Haliyle hastalığın teşhisinde izlenen yollar da kişiye özgü olacaktır. Ben büyük anneme teşhis konurken çok değişik bir yol izlendiğine şahit olmuştum. Belki sizin de böyle bir deneyiminiz vardır. Ama en azından teşhisin konma sürecinin başlangıcında standart teşhis yöntemlerine bağlı kalınabilir. Akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde doksanının sigaradan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Mesela diyelim ki Ali adında bir hastamız olsun, elinde de sigarası. Hastamızın yıllardır sigaradan kaynaklanan bir öksürük şikayeti olduğunu düşünelim. Bazen de kanlı balgam çıkarıyor ve devamlı ateşi yükseliyor. Ali bir gün öksürüğünün arttığını fark edince doktora gitmeye karar veriyor. Doktor Ali'nin akciğerlerinde neler olup bittiğini anlamak için hastamızdan akciğer röntgeni çektirmesini istiyor. Ekranda akciğer filminin neye benzediğini gösteren bir çizim görüyorsunuz. Diyelim ki ciğerde şu bölgede yuvarlak, şüphe uyandıran koyu bir kitle olsun. Bu görüntü akciğerlere kaçmış bir madeni parayı andırıyor. Filmdeki bu madeni para benzeri görüntü bir çeşit akciğer iltihabı olan pnömoni yani zatürre'nin belirtisi olabilir. Sigara kullananların akciğer iltihabına yatkın olduğunu bilen radyologlar Ali'deki durumunda bu olduğunu düşünebilirler. Fakat pnömoni istirahatle ve antibiyotik kullanımıyla birkaç hafta içinde iyileşme gösteren bir hastalıktır. Bu gördüğünüz Ali'nin kullandığı antibiyotikler olsun. Ali bu antibiyotikleri kullanıp birkaç hafta sonra tekrar hastaneye geliyor ve yine röntgen çektiriyor kitlenin küçülmeyip aynı boyutta kaldığını, hatta belki de biraz daha büyüdüğünü fark eden radyologlar, Ali'nin pnömoni olmadığını anlıyorlar. İşte onun için de pnömoniyi eliyoruz. Ha, fakat hemen Ali'nin kanser olduğu kanısına varmamalıyız. Bu belki de iyi huylu bir kitle olabilir. Bunu anlamak için Ali'den başka tetkikler de istenir. Bilgisayarlı tomografi ya da kısa adıyla BT bu durumu açıklığa kavuşturan tetkiklerden biridir. Diyelim ki Ali bu tetkiki yaptırsın. Ki bu tetkik akciğerindeki kitlenin boyutunu belirlemede büyük kolaylık sağlayan yüksek çözünürlüklü röntgen görüntülerini 3 boyutlu hale getirip sunan bir görüntüleme yöntemidir. Ya da Ali PET taraması da yaptırabilir. PET taramasındaki PET kelimesi pozitron emisyon tomografisi demektir ve bu görüntüleme yöntemi çok miktarda glikoz harcayan hücreleri tespit eder kanser hücreleri hızlı ve sürekli bölünebilmek için fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar bu da enerji kaynağı olan glikozu çokça kullanacakları anlamına gelir pet görüntüsünde fazla glikoz harcayan bu kanser hücreleri arka plandaki sağlıklı hücrelere kıyasla çok daha parlak görünür ve bu sayede kanser teşhisi konur eğer Gelişmiş BT görüntüsünde kitlenin boyutunun büyüdüğü görülürse ve kitle PET görüntüsünde normal hücrelere nazaran daha parlaksa artık bir sonraki adıma geçme zamanı gelmiştir. Bu adımda invaziv bir yöntemle kitle hücrelerinden örnek alınır. Bu yöntem kanserin kesin tanısı için tek yoldur. Şimdi röntgen görüntülerini bir kenara bırakalım ve invaziv yöntemleri çizdiğim bu sol akciğer görseli üzerinden açıklayalım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bazen invaziv yöntemlere gerek kalmaz. Örneğin, alinin çıkardığı kanlı balgamda kanser hücrelerine rastlanırsa bu da tanı için yeterli olabilir. Ama bu çok sık rastlanan bir durum değil. Kullanılacak invaziv yönteme dönersek, vücudun içine girip kanserli hücrelerden örnek alabilmek için birkaç seçeneğimiz var. Hangi seçeneğin kullanılacağı genellikle kanser hücrelerinin bulunduğu yere göre belirlenir. Peki bu ne demek? Evet şimdi akciğeri çevreleyen şu mavi kısmı görüyor musunuz? Size burada mavi renkle göstermeye çalıştığım şey akciğerin çevresindeki plevral boşluk. Bu boşluk akciğerleri koruyan proteince zengin bir sıvıyla doludur ve bazen kanser hücreleri bu boşluğa yayılır. Buna plevral efüzyon denir ve bu durum zar boşluğunda sıvı birikimine yol açan bir enflamasyona neden olur. Eğer Ali'nin durumu böyleyse bu röntgen filminde gözükecektir. Çünkü akciğer dokusu görmemiz gereken yer artık sıvıyla dolu olacaktır. Böyle bir durumda onkologlar bir iğne yardımıyla dışarıdan akciğerlerdeki bu boşluğa girerek içinde kanser hücreleri bulunan bu sıvıdan örnek alabilirler. Ama diyelim ki Ali'de plevral efüzyon olmasın. Ali'nin görüntüleme sonuçlarına göre akciğerindeki kitle akciğerde dışa en yakın olan katmanda bulunuyor diyelim mesela burada olsun. Bu durumda onkologlar bir iğne batırıp plevral boşluğu geçer, kanser hücrelerini içeren akciğer dokusuna kadar ulaşırlar. Kitleden yani hücrelerle beraber dokudan bir biyopsi alırlar. Şimdi de diğer seçeneği göstermek için soluk borusundaki şu mukusu siliyorum. Bu sefer kitlenin Ali'nin ana hava yollarından birinde mesela şurada büyümekte olduğunu varsayalım. Bu durumda onkologlar işi daha kolaylaştırmak için bronkoskopi yöntemini tercih ederler. Bronkoskopi denen yöntemle bir tüp yardımıyla soluk borusundan inilerek akciğerler içeriden görüntülenebilir. Ayrıca tüpün ucundaki bir eklenti sayesinde biyopsi için kanserli dokudan parça da alınabilir. Hücre örnekleri hangi yöntemle alınırsa alınsın numuneler laboratuvara gönderilir ve hücrelerin kanserli olup olmadığı belirlenir. Bu tanı hücrelerin incelenmesiyle gerçekleştirilir. Kanser hücreleri kendilerine özgü özellikleriyle tanınır. Tıpkı DNA'larındaki mutasyonlarla kendilerini ele vermeleri gibi erken teşhis akciğer kanserinin seyrinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Yani teşhis ne kadar erken olursa sonuç da o kadar iyi olur.